Evet, Kasımpaşa Trabzonspor'u konuk ediyor. Ee, Trabzonspor da şimdi tabii artık bütün e, konsantrasyon lig ve şampiyonluk istiyor. E, bütün karşılaşmalar önemli. Averaj farkıyla ikinci sırada nitekim. E, nasıl görüyorsun bu maçı Mehmet Özcan? Artı tek kulvardaki tek şampiyonluk adayı. Aday, o, evet. Ben ciddi bir şans olduğunu düşünüyorum. Ee, yani Galatasaray'ın grubu malum Fenerbahçe'de sonuçta Olympiakos, Antwerp, Beşiktaş'ın grubu da yüzde yüzünü verecek Beşiktaş bütün maçına. Bence yani Beşiktaş'ın grubunun böyle olması da lig için bir handikap olabilir. Yani örnek veriyorum Beşiktaş o grupta bir Paris Saint Germain'i çekse belki iki maça daha az konsantrasyon olabilirdi. Yüzde yüzünü verecek şimdi gruptaki tüm maçları öyle söyleyelim ve Trabzonspor için ciddi bir avantaj. Evet. Ee, geçen hafta özelinde de 2-0'dan 2-2'ye gelmesini bildi. O önemli ki burada Abdullah Hoca'ya da yazar. O 8. dakikada o değişiklik yaptı. İki oyuncu birden değiştirip oyuna müdahale etti. O müdahalesi zaten Yusuf Sarı'nın kıpırdamasıyla 2-1'e gelince 2-2 biteceğini ben kendi adıma söyleyeyim. Devre arası tahmin etmiştim. Ee, ama hani oyun bazı söyleyeceksek Melike biraz Vakame'ye fazla bağımlı bir Trabzonspor. Daha hücum çeşitli ister. Ee, geçen hafta ben Abdullah Hoca'ya bas Bası topu aslında soru şunu sormuştum. 7 yabancı 4 başladınız. Neden CEO pis tercih etmeniz diye sol bekteki e, oyuncuların hazır olmamasından yoksa ana planı <laughs> Tronsen'le başlamakta ama işte Tronsen'in Kasımpaşa'ya da getirilmediğini İstanbul'a da gelmedi belli oyuncuda bir sıkıntı var. Evet. Ee, de Beşiktaş'la Trabzonspor'u aynı yorum yapıyorum. Nasıl ki Galatasaray Fenerbahçe gençleşerek doğru bir yatırım yaptı. Beşiktaş'la Trabzonspor için de şu yatırım yani Beşiktaş ligin favorisi ama Trabzonspor'la şöyle benzeştiriyorum. Yerli yabancı arasında biraz fark var. Yani dengeli bir kadro değil. Elinde imkan olsa Sergen Hoca işte Şampergin'le gördük 10 yabancı. Abdullah Hoca da bence yabancı aralıklı bir kadro. 10 yabancı Uğurcan Dış tercih ederdi. Ee, geçen haftada da 2-0'dan 2-2'ye gelmeleri önemli. Galatasaray'ın e, yani zorluk seviyesi yüksek maçlarda benim maç öncesi tahminim beraberlikti. Hatta gayet Trabzonspor favori gösterenler de oldu ama Trabzonspor'un bu oyun yapısı sanki işte Fenerbahçe'ye Beşiktaş'la maçlarını diyeceğiz O maçlarda zorlanabilir ama iş bu tarz maçlara geldi mi? ...ve Kasımpaşa. arada Diğer yendiği takımları da hatırlatalım. Malatya ve Sivas. Giresun'a ayrı yer koyuyorum. Giresun Sivas iyi başlamadı. zorladı aslında Trabzonspor'u. 2-0'dan sonra bir 2-1'e geldi penaltıyı da. Berisan'ın penaltısı gibi oldu mesela <laughs> orada Volkan. Baya bir karamül yok tamamlamışlardı. Ben Trabzonspor'un kadro yapısını, kadro mühendisini biliyorum. Sıkıntı şu, biraz sezonluk bir kadro kurdular. Bakarsak işte Hamşik, Gervinho, yaş olarak hep tecrübeli oyuncular diyebiliriz bunlara. E Cornelius tamam yine geleceğe yönelik bir hamle. Bu sezon o sonucu almalı Trabzonspor. Yani şu an fena gitmiyorlar zaten bu puan tablosuna yansıdı. Oyun olarak da işte Abdülkadir'in e, olmaması biraz sıkıntı. Sol bekte. E, burada beraberdik transfer açıklandığında Melike ben normalde böyle çok olumsuz konuşmayı sevmem oyuncu üzerinde ama İsmail olmaz dedim hani bunun nedenini de Beşiktaş ve Fenerbahçe günlerini referans alarak söyledim. Keşke orada da mesela Umut Meraşı daha önce bir Trabzon düşünebilirdi. Umut İsmail kıyaslaması yaptığında. Artı bir de Abdullah Hoca'nın da elindeki sol bekleri hatırlıyorum işte. Başakşehir'de mesela o yapıyı yukurunda klişi gayet dengeliydi. <laughs> e, ee, bindiren bir bekti. Şimdi burada hem Bruno Peres bindiriyor İsmail. O, orada Galatasaray mesela o tarafı maden gibi işledi. <laughs> Bakarsak geçen haftaya. Ee, kafamda yani Trabzonspor'la ilgili bir sol bekledim. Dengeli olmaması dedim. Üçüncü soru işaretle şu. Ön tarafa öyle bir beşli kuruyorsunuz ki Bakasetas, hamşik, Cornelius, Vakayeme. Beşinciyi ben Gervinho diyorum geçen hafta Abdülkadir olsa da. Tek Beratlı olmuyor. Orada belki bir farklı Siopis, Dorukan dokunuşları yapabilir Abdullah Hoca ama Kasımpaşa maçı için favori olduğunu söyleyebilirim. Bu maç üzerinde ben de Trabzonspor'un e, favori olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Galatasaray maçında aslında biraz tabii sadece MVKM'ye bağlı e, dedin ya hücum konusunda. Orada tabi e, Gervinho'nun olmayışı da yani e, aslında biraz tek kanatlı bir e, Hamşiği o... de beğendim bu arada oyunu. Evet. O değil ama hani oyun set anlamında diyorum. Biraz Vakayeme'ye bağımlı. Orada bir tabii biraz Gervinho'nun olmayışı da bence e, onların oyununu olumsuz etkiledi. Hem de tabi Abdülkadir Ömür'ün hem performansı hem yaşadıkları üzücüydü. E, ama e, Kasımpaşa'da da bu arada konuşmuyoruz ama Kasımpaşa'da da önemli eksikler var. Yani Santiforları yarın yok bildiğim kadarıyla. Jorgensen. Ee, bence çok önemli bir oyuncu. E, ee, Nabil Dinar aynı şekilde. Ee, malum işte pozitif vaka dolayısıyla görev yapamayacak. Ee, kısacası onların da Eyserik yine aynı şekilde sakat. O da çok e, sezonun ilk maçında attığı golle kalitesini göstermişti Kasımpaşa'da. Ben Hayredon'u hiç çok beğeniyorum Volkan. Yusuf Erdoğan'ı çok beğeniyorum. Yusuf Erdoğan için bir adım ileri gidiyorum. Beşiktaş'ta Gökhan Töre. Galatasaray'da Babel. Bunların yerine pek hala Galatasaray Beşiktaş düşünebilir Kulübede bulunabilecek potansiyel. Galatasaray evet. düşündü Galatasaray zaten. Galatasaray düşündü. <laughs> yani Yusuf da bence gayet iyi oynuyor Kasımpaşa'da. Ee, bence de performansı iyi. Yani e, Trabzonspor maçları Sen bu maç için bol gollü bir maç olur yorumunu yapmıştın. Evet. Trabzonspor'un zaten e, eğer böyle devam ederse oyun anlayışı. Az önce Mehmet'in anlattığı işte Berat'ın tek kalması mesela Galatasaray maçı için handikap gibi konuşabiliriz ama bir futbol severin Tabii. izleyeceği bir 90 dakika olarak baktığın zaman Trabzonspor maçları gerçekten izlemesi keyifli maçlar. Bir kere estetik, estetik açıdan çok güzel goller oluyor. Ve e, hem kendisi bol pozisyona giriyor hem de rakibine bol pozisyon veriyor. Bir Trabzonspor taraftarı belki bundan şikayet edebilir ama, ama bir, futbol severin, keyifli oluyor. E, bir futbol severin bundan şikayet etmesi e, çok doğru olmaz. Trabzonspor'un şampiyonluk şansı yani... 38. haftanın sonunda Trabzonspor birinci sırada olabilir mi? Olabilir. Ama bunun için işte orada Mehmet'in yaptığı yoruma katılacağım. Bunun için Siopisi, hatta Dorukanı da katıyorum ben bunun içine. Orada e, orta sahayı destekleyen oyuncular olarak dakikaları artması gereken oyuncular olarak sayıyorum ben. E, Bakasetas, Hamşik ve arkasında Beratla özellikle büyük maçlarda önemli sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ee, Galatasaray, Trabzonspor benzeri bir takım olduğu için e, Trabzonspor 2-0'dan 2-2'ye dönebildi. Evet. Yani o fırsatı veriyorsunuz rakibi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, her maçta dönebileceksiniz diye de bir kaide yok. Yani büyük maçlar üzerinde söylüyorum bunu. Oralarda biraz daha farklı planlar, farklı e, oyuncu tercihleri <laughs> Trabzonspor için daha sağlıklı olabilir. Ama bu maç üzerinde ben o öndeki beşli arkasında Berat düzenli düzenini bozmam. Çünkü Kasımpaşa'ya, Kasımpaşa da bu arada gayet pozisyon veren ve bulan bir takım. Ofansif ben hayır Dönüşt. Çok evet. çok çok ofansif bir takım. Böyle o pozisyon anlamında biraz %50-50 mücadele olabilir gibi geliyor bana Ama ben Trabzonspor'un bu mücadelede e, galibiyete çok yakın olduğunu düşünüyorum şahsen. Hem yine sen gelmiş. Cornelius'u görünce aklıma direkt Volkan Demir geliyor. Bir insan bu kadar mı benzer ya? <laughs> Son zamanlarda bana evet. sosyal medyadan da çok geliyor. Kendi sosyal medyama da Volkan Demir aynı Cornelius değil mi diye. Bana hiç gelmedi biliyor musun? Enteresan Aa, şey çok değil ilginç. Mi? Bana geliyor <laughs> seninle ilgili. Cornelius e, sezon başında Trabzonspor için çok önemli bir hamle olduğunu söylemiştim. Bunu e, ben demiştim demek için söylemiyorum. Ama genelde o transfer konuşulduğunda hep işte geçen sezonki gol sayısı üzerinden biraz eleştiriler yapılıyordu. Şey de çok şu an Sörlot'la kıyaslama çok var. Bu o, ama ben onu ya. yaptım ya. Melike. Mesela Trabzon Galatasaray maçında o toplar Sörlot'a gelse bence iki tane atardı. Geldi çünkü top. İki tane penaltı noktasında bitiremedi. Ama her hamleniz de Sörlot olamaz yani. Böyle de bir hayatın gerçeği var. Yani onu yaptınız bir kere oldu. Hani her hamlede Sörlot'u bulamayabilirsin. Bence Trabzonspor yapabileceği en iyi hamlelerden birini yaptı. Ha, ben de çok iyi transfer. Cornelius'u kadrosuna katarak ee, ve orada Canini cornelius ikilisi bence e, gayet iyi bir ikili. Gerçi Canini Gian sakat ama şu an itibariyle e, belki bu maçta oynamayacak ama uzun vadede baktığında Bence e, gayet iyi bir ikili ve tabii arkalarında Koyta diye bir oyuncu da var bu arada. Afobe değil Koy Koyta var. Bravo. Kulübe hamlesi yani bence kadro gayet iyi hücum anlamında. Ön taraf çok iyi. Evet. Arkada hem Türk oyuncu konusunda Mehmet'e katılıyorum. Türk oyuncu yabancı oyuncu arasındaki kalite farkı. Uğurcan dışında evet bunlarda yabancı e, kalitesine yakın Türk oyuncular diyebileceğim oyuncusu yok. Berat'ı da katabilirim onun içine. Nispeten ama Uğurcan kadar değil. kan hazır olursa Beşiktaş'taki çıkış yaptığı döneme dönerse i̇yi o zaman olarak... iyi bir çok iyi bir kazanç derim. Evet. Ee, onun dışında da yani 3 tane oyuncu saydım. Bilmiyorum unuttuğum var mı? Yani 3. üçüncü 4. türkü i̇şte Abdülkadir Ömür tamam büyük bir potansiyel, büyük bir yetenek kazanalım. Şu andan bahsedecek olursak. A milli takım için de zaten önemli bir e, kazanım e, olacak. Yani da katamıyoruz orada. Katamıyoruz yani. Üçüncü oyuncunun Serkan, sonrasında... Zaten Serkan da klasik Türkiye'deki tribün <laughs> kültürü diyelim hani. Biraz o da linç. Linç kültürüne gidiyor ne yazık ki. Biraz Yoksa o da linç de... Yani kısacası e, Türk oyuncu havuzunun biraz daha zenginleştirilmesi gereken bir takım. Ama bununla birlikte ben yine şampiyonun en ciddi adaylarından biri olduğunu düşünüyorum. Ve e, ya Ocak ayında mesela buna dair hamleler gelecek ki mutlaka. Kesinlikle yerli oyuncu transferi. Yani e, bu böyle gitmeyecek yapacak Umut Meraş konusunda bu. da yani şöyle. Evet İsmail'den daha iyi olurdu. İsmail'den daha iyi olurdu. Yoksa İsmail'den daha iyi olurdu ama. Yoksa hani tabii. evet tamam orasıdır kardeşim. Umut Meraş diyeceğim bir durumda olmazdı yani. Yani bence. zaten yerli sol bek sayabiliyor musunuz çok fazla? Hı. İşte yani hep yani Uğur çiftçi. söylüyorsunuz. Evet Uğur Çiftçi söylüyorsunuz Sivasta Sivas, başka Uğur Çiftçi. Yani ya çok var erken. İşte <laughs> yani daha hani evet yıllardır hani daha fazla başka isim ya şu da var aklımıza. ama Melike geçen hafta İsmail'le başlıyorsunuz maça. Çünkü niye söylemiyor Milli takımda da var evet. aynı sıkıntı. Ha, Bence zaten milli takımın sol beki Mert Müldür olmalı. Devşirme bir <laughs> sol bek olacak ama daha iyi. Trabzonspor özelinde de geçen hafta sol İsmail İsmail'in yerine sol beke orta saha oyuncusu Tronsen, evet. stoper Messi'ye. Ki daha önce de yani. Orada bölgede bir arıza oldu. Ortada. Kesinlikle yani sol bek sıkıntısı sık takımlarda yerli sol bek sıkıntısı hep olacak gibi. Ama bir hatırlatma görünüyor. da yapayım. Tudor dönemlik Galatasaray rüya takım kuruldu. Lato Levici, Lines, Denayer sezonun ilk yarısı oynadı. Yani olabilir. idare İdare edebilirsiniz. Ocağı görebilirsiniz bu mevcut yapıyla da. Ocak ayında bir sol bek bulursunuz ki Melling sanırım çok uğraştı olmadı Trabzonspor evet. yoksa hani. Evet istiyorlardı onu da. Şimdi